Pardon. Pardon. Aç. Pardon. Arkadaşımıza alkışlarla yolluyoruz arkadaşlar. Adı ne Hakan'ın? Hakan Şirin. Tamam, şöyle bir gel. Biraz arkadaşlar. Gel. Yol açınız. Ambulansa bari yol açın ya. Alo. Kapatmış, kulaklarını kapatmış, ağzını kapatmış.
karşımıza çıkan emniyet güçleri olmuştur. Buna tek cevap veren sendikadır, sendika. İşçiler sendika ile güçlüdür. İşçiler sendika ile güçlüdür. Hafızanızı yenileyin. Anayasayı oynadık. Ne dediler bize? Birden fazla sendikaya yola vereceksiniz dediler, değil mi? Evet. Ne kadar geçti? Bir yıl olmadı. Sendikaya mı yoldunuz? 38 kişi neredesiniz? Sokakta! Bunlar devletin ne emniyet güçleri, ne valisi, ne kaymakamı, ne çalışma bakanlığı, ses çıkartmadı, tek cevap veren sendikaları. Var mı başka birisi? Söyleyin. Yok! Peki, bugün niye buradayız? Niye karşımızda bir işçiye 30 tane emniyet görevlisi düşüyor? Çünkü patron bu ülkenin, bu devletin İstanbul'daki en büyük temsilcisine, benim Türkiye Cumhuriyeti'nin temsil eden insanıyla cuma günü bir görüşme yaptı. Ve o çok hatırlı bir siyasetçinin selamıyla gitti, Sayın Vali'yle görüştü. İşte bu tabloyu yaratan odur. Bununla savaşmazsam namussuz ve şerefsizim. Bununla ölümüne sizin çocuklarınız için, kendi çocuklarınız için savaşacağım. Neyse, onun bedelini ödemeye hazırım. Siz hazır mısınız? Hayır! Bakın, bu burada bitmeyecek. Kim bu emri verdiyse oraya gideceğiz. Kim kendisine hatırlı bir selam getirdi diye buraya emrindeki 300 insanı yürüyorsa oraya yürüyeceğiz. Ancak bu işler böyle çözülür. Ancak bu işler iktidar sahiplerini değerlendirip ona gereken cevabı verdiği zaman yapılır. Tepsi Tripoli koruyanlar şimdi kendilerini korusunlar bana kalırsa. Ölmek var! Ölmek yok! 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 Akdeniz'e bir kızlak başı gibi uzanan bu memleket bizim. Dileklere kan içinde dişler kenetli, ayaklar çıplak ve ipek bir halıya benzeyen toprak. Bu cennet, bu cehennem bizim. Kapatsın el kapıları, bir daha açılmasın. Yok edin insanın insana kulluğunu. Bu davet bizim. Yaşamak bir ağaç gibi tek ve hır. Ve bir orman gibi kardeşçesine bu hasret bizim. Eğer hakkı biz varsa gereğini yapacaksınız. Bizi ilk günleri itibaren yalnız bırakmayın. Evet Partisi'nin il yönetiminden Gürgören'den arkadaşlara, Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin genel merkez yönetimi düzeyinde arkadaşlara, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın İstanbul Milletvekillerine, Haluk İdoğan'a, Merdan Korun'a, Cumhuriyet Halk Partisi'nin İl Yönetim Kurulu üyelerine, İl Başkan Yardımcılarına ve bize destek olan tüm işçi arkadaşlara, kalbini bize açan, bu tablodan rahatsız olan Mertenlilere ve Merten'de çalışan emekçilere saygılar sunuyorum. Ama yemin ediyoruz, ahd ediyoruz, asla bu tablo bizi yıldıramaz. Her gün gelip bekleyeceksiniz. Ama kazanana kadar devam edeceğiz. Ya bu fabrika kurallara uyacak, kanunlara uyup çalışacak, yoksa bu fabrika çalışmayacak. Yemin ve şart olsun, siz bu fabrikayı kurtaramayacaksınız. Gidin, sizi kim gönderdiyse ona bir de sütlü kahve söyleyin, bizden selam söyleyin. Asla kurtaramayacaksınız. Kazanacağız. Baskılar bizi yıldıramaz. Baskılar
seçilmişseniz bir yeri var dedik aramızda. 2000'in fikrimiz var burada. Kendilerini gördüğümüz da işte bu. Bu konuda mutlaka söyleyeceklerim bir şeyler olsa gerek. O nedenle şimdi sözü kendilerine bırakmak istiyorum. Sayın Milletvekilimiz Haluk Bey Doğan. Selam olsun size emekçiler. Burada her türlü imkansızlığa rağmen ayaktasınız, dirisiniz, birsiniz. Bu sürecektir. AKP'nin hukuksuzluğuna rağmen, zulmüne rağmen sürecektir. Bugün 12 Eylül yasalarının üzerine oturan ve onu sürdüren ama ileri demokrasi ambalajıyla bunu örtmeye çalışan AKP bir gün bu zulmü yapamayacaktır. Bugün burada 20 kişisiniz. Yarın 1000 olacaksınız. 1000 olacaksınız. O zaman AKP'nin sesi çıkamayacak. Ben bu mücadelenizde size başarılar diliyorum. Ey yukarıdan sağdan bakanlar, soldan bakanlar, şimdi sessizsiniz. Çünkü AKP'nin bomba imparatorluğundan korkuyorsunuz. Korkmayın. Yarın bir gün sıra size geldiğinde sizler de buralara inmek zorunda kalacaksınız. O gün gelecek. Mücadeleniz devam edecek. Sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Yaşasın onurlu mücadelemiz! Sendika hakkımız söke söke alırız! Sendika hakkımız söke söke alırız! Sendika hakkımız söke söke alırız! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz! Baskılar bizi yıldıramaz. Dün de, bugün de, yarın da buradayız. Dün de, bugün de, yarın da buradayız. Dün de, bugün de, yarın da buradayız. Sevgili arkadaşlar, Yeni İstanbul Milletvekilimiz Profesör Melda Onur aramızda. Herhalde o da bir şeyler söyleyecek. Demek ki bazıları çok üzücüydü. Gerçekten çok üzücüydü. Çünkü sonuç olarak burada anayasal bir hak kullanılıyor. Burada ileri durum var. Burada çalışma hayatı ile ilgili ihlal söz konusu. Arkadaşlarımız sırf sendika üyesi oldukları için işlem yapılmışlar. Ve burada hep bir gündür bir direniş yapıyorlar. Bunun karşısında bunca konu kurduk. Ağzlar da çıkmaz. Böyle bir güvenliğe direnişe tanık olmak. Burada arkadaşımızın varılması, buraya ilk yardımın gelmesi, buraya ambulansın gelmesi. Başlarımızda ne için Allah aşkına ya? Ne için? Burada insanlar emekleri, ekmekleri için mücadele ediyorlar. Evet, bu mücadele olur. Demokratik ülkelerde, normal demokratik ülkelerde bu sendikalarla işveren ne demiş ama buraya bu kadar konuk kuvvetini sunup bu işi bir polisin işçiyle karşı karşıya getiren talimat veren kim Allah aşkına? Beni az önce bağlı aradım, bağlı konuştum. Emniyet müdürümdür, kimdir? Aralarında görünmez evler. Bu mücadelede taş koymak için, bu işçilerimizi dar etmek için bazen ne olduğunu karıştırıyor. Buradaki durumda budur. Gerçekten çok üzgünüm bunu görmekten. Yapılacak şey sadece anayasa hakkı olan bu işçilerin gidip şuradaki madde dönme olduğu yerde bir basit açıklamasıydı. Bunu da çok gördüler ama bunlar çok büyüle büyüle bu mücadeleler büyüdü. Arkadaşlar ben şuna inanıyorum ki Mert'in bu hareket bu babasının patronuna Mert'e getirecektir. Buradan kimsenin endişesi olmasın. Ben de sendikadaki arkadaşlardan bunu anlıyorum. Bu babasının patronu geldiğinde biz de burada olacağız. Siz de burada olacaksınız. O yüzden mesajımız burada bu karışıklığı yaratan o gizli evindir, görünmeyen evindir. Buyurun onlara, burada bir mesaj olsun. Teşekkür ediyorum. Arkadaşlar.
dönecek! Devran dönecek! Taksim işçiye hesap verecek! Gün gelecek! Devran dönecek! Taksim işçiye hesap verecek! Gün gelecek! Devran dönecek! Taksim işçiye hesap verecek! Önce hastaneye gönderdiğimiz arkadaşın durumunun iyi olduğunu öğrendik. Bu bizim için önemli. Sonra mezanın dikkat çektiği konuyla ilgili dedikleri sabah İzmir'den gelirken İzmir'e biliyorsunuz Hugo Boss'un İzmir'deki merkez fabrikasında Stern dergisinden Almanya'dan gelen bir gazetecinin işçilerle görüşmesini sağlamak için gitmiştim. Ama bu tablo karşısında hemen ilk uçakla ben geri döndüm ama arkadaşlarımız Stern dergisinden Almanya'dan şu anda orada oradan atılmış işçilerle röportaj yapıyorlar. Edirne'ye gittiler, orada Hugo Boss için çalışan Edirne giyimdeki işçilerle röportaj yaptılar. Geçen hafta oradaydım. Burada da yaptılar, çalışmalarını devam ettiriyorlar. Bugünkü işte bu polis gücünün resimleri şu anda Almanya'daki arkadaşlarımızın elinde. Yani aslında yarattıkları tablo kendi ayaklarına dolanan bir tablodur. Bunun farkında değiller. Yani yapmaya çalıştıkları şudur patronunun. Sizi nasıl boğmaya çalışıyordu fabrikada? Yasa dediğiniz zaman nasıl ki diyordu, beğenen böyle çalışır, beğenmeyeni kapı orada, değil mi? Evet. Doğru mu? Evet, aynen. Aynı şey şimdi sendikaya diyor ki, benim siyasi nüfuzum var, hatırla şehri yönetenin yanına giderim, karşını 300 polis dikerim işte. Beğenirsen böyle yaşa, beğenmezsen kanun falan yok diyor. Ama yok, bu iş böyle değil. Bu fabrika, diğer kardine üretiyorsa, bu fabrika, Globos'a üretiyorsa, Arke'ye, Bosne'ye üretiyorsa, bu fabrika yurt dışına mal satıyorsa, Birleşmiş Milletler Uluslararası Çalışma Örgütü'nün Türkiye'ye imzalattığı asgari standartlar olmak zorundadır. Bunu bilmediğimizi zannediyor. Zannediyor ki bunlar benim fabrikada tank yaptırdığım cahil işçilerdir. Onlar hiçbir şey bilmiyorlar. Beni hiçbir yere şikayet edemezler. Ben şehri yönetenlerle durumu idare eder, önlerine kalkan dikerim, onları yener götürürüm. Yok öyle ya. Göreceksiniz, bu mücadelenin sonu zaferdir. Ya bu fabrikada sendikalı çalışacaksınız, yoksa bu fabrika üretmeyecek. Peki Türkiye mi kaybedecek? Hayır. Kurallara uyan başka bir fabrikada çalışacaksınız. O üretecek Hugo Boss'a, Pierre Cardin'e, yani uluslararası çalışma standartlarına uymayan batacak, o gidecek balık tutacak. O emekliliğin tadını çıkartacak ama kurallara uyan başka bir namuslu işveren, yasalara uyan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na uyan bir işveren fabrika açacak ve işçiler gidip orada çalışıp üretecek, aynı markalara satmaya devam edecekler. Bizim arzumuz bu fabrikada kurallara uygun üretimi devam etmesidir. Bunun için sonuna kadar mücadele edeceğiz. Ama ya kurallara uyarak çalışacak yoksa çalışamayacak. Bunu da o da görecek, ona yardım edenler de görecek, dostlarımız da görecek. Herkese bunu ispat edeceğiz. Yemin olsun. Şimdi bize destek veren dostlarımıza teşekkür etmek bize yakışır. Onlara uğrayacağız. Çok teşekkür edeceğiz. Ama yolumuza devam edeceğiz. Planımızı yapacağız şimdi. Aynen. Orası Türkiye Cumhuriyeti toprakları değilmiş. Orası Taksim Cumhuriyeti topraklarıymış. Oraya girişimiz yasaklandı. Burası da border. Yani buradan vize alırsanız geçebiliyorsunuz. Tamam mı? Pasaportunuz yetmiyor arkadaşlar. Vize vermiyorlar. Onun için bu tarafa geçemeyeceğiz. Burası Türkiye Cumhuriyeti toprakları. O koruduğumuz, savunduğumuz, nöbet tuttuğumuz, uğruna öldüğümüz topraklar burasıymış. Şimdi oraya geçeceğiz. Planımızı yapacağız. Kim bize bu tabloyu yaşattıysa ona daha ağır bir darbe vuracak plan yapıp gideceğiz. Kanunlarla ve kurallarla. Asla başka bir şey değil, baştan söylediğimiz gibi. Bu şekliyle rica ediyorum. Oraya geçiyoruz. Sendika yöneticilerimizle beraber ve bize destek veren milletvekillerimize, partili arkadaşlarımıza, Emek Partisi'nden, Özgürlük Dayanışma Partisi'nden, Cumhuriyet Halk Partisi'nden ve çevre esnafına, Merdan sakinlerine teşekkür ediyorum. Üzülmeyeceğiz. Boyunluğun diyeceğim diyemeyeceğim. Mücadeleyiz.
Yaşasın! Onurlu!